Kıymetli arkadaşlar, öncelikle bu 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı mensupları olarak verilen ciddi bir mücadele var. Bildiğiniz gibi şükürler olsun, mücadelemizin sonunda çok hayırlı bir sonuçta aldık ve belediyeyi kazandık. Fakat burada şöyle bir konu var. Bizim de mevzuatı bilme işimizden eksiklerimiz oldu. Mevzuatı bilme işimizden hatalarımız oldu. Dolayısıyla itirazlar oldu. Yüksek Seçim Kurulu böyle bir karar verdi. Bizim de bu karara saygı duymaktan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Zaman zaman ben eleştiriler alıyorum. Bu adam niye bu kadar rahat? Hayırdır, bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyor filan diyorlar. Yok, vallahi bilmediğiniz hiçbir şeyi de bilmiyorum. Yani kararı devlet vermiş. Evet, her ne kadar da avşar olsam da devlet padişahsa dağlar bizim diyemiyorum. Ferman padişahsa bizim de saygı duymamız gerekiyor. Daha ötesinde bir şey yok. Sabırla beklememiz gerekiyor. Hani siyasette bir söz var. Yeni duydum bunu da. Seçimle gelen seçimle gider, mahkemeyle gelen mahkemeyle gider diye bir atasözü var bu siyasette. Bilmiyorum, sayın vekilim doğru mu? Onaylıyor musunuz? Hayırlısı olur inşallah. Bekleyip görmek lazım. Sevgili arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Tamam, biz böyle bir teknik hata yaptık. Bunu muhalif adaylar için söylüyorum. Siz bunu biliyordunuz. Bunu sinsice takip ettiniz. Ya keşke bunu önceden itiraz edeydiniz. Tedbirimizi alamazsak Cumhur İttifakı başka bir aday çıkartırdı. O adayla yola devam ederdi. Burada ciddi bir samimiyetsizlik var. Tamam, seçildik, seçim bitti. Aslan gibi kaybettiniz. Ya tutup niye şikayet ediyorsunuz? Siz şikayet etmeseydiniz şimdi biz orada belediye başkanıydık. Tamam, ona rağmen lan şikayet ettiniz baba. Aldınız, alın oturun. Ona rağmen lan ya şu Ramazan ayında insan Allah'tan korkar ya. Allah'tan korkar insan. Bu kadar insanı, bu kadar fakir fukarayı kapının önüne koymaktan insan Allah'tan korkar ya. Ve tutuyorsun, elimizden şey alıyorsun bağıtlara bağıtlara. Belediye başkanlığını aldın, sağ ol. Tamam, amenna. Sana yutmadım, devlet verdiği için bu kararı yuttum. Yoksa kimse sana orayı sana teslim etmez ama bizim devletimize sonuna kadar saygımız var, sadakatimiz var. Yine tutuyorsun, efendim, bu Nihat'ın adamı, bu Nihat'a çalıştı, bu ülkücü, bu Cumhur İttifakı'nın adamı değil deyip adam çıkartıyorsun, kıyım yapıyorsun. Ve hey, Allah'tan korkma, sen bu Cumhur İttifakı dediğin AK Parti'nin 2 yıl dönem belediye başkanlığını yapmadın mı? Bu parti seni 2 dönem sırtlamadı mı? 2 dönem sana hükümet sonuna kadar hizmet et diye ekonomik ve her türlü desteği vermedi mi? Bu nasıl bir sadakatsizlik? Bu nasıl bir vefasızlıkla sen dönüyorsun Cumhur İttifakı? Hadi bana yaptın, benim elimden alıyorsun, bana yapıyorsun. Bir ülkücü değil mi yapıyorsun? Efendim, Nihat aldım, Nihat'ın adamı diyorsun yapıyorsun. Cumhur İttifakı'nın diyorum adamı yapıyorum. Olmuyor ya. Ya haddini aşıyorum. Daha öte gidiyorum. Bak seçimden bugüne sustum. Sustum, konuşmadım. Daha öte gidiyorum. Meclise giren meclis arkadaşlarımızın üstünü 3 tane orada güvenlik diyorum, koruma diyorum. Ne olduğu da belli değil. Resmi bir görevi de yok. Sen meclis üyelerimizin üstünü aratıyorsun ya. Türkiye tarihinde eski belediyeciler var. Sayın avukatım sizler de bilirsiniz. Sayın vekilim sizler de bilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi dönemde belediye meclis üyelerinin üzeri belediye personelleri tarafından aranmış ya? Böyle bir şey var mı ya? Derdin ne? Sıkıntın ne ya? Amacın ne ya? Bunlar senin seçilmiş belediye meclis üyeleri. Kozan halkı bu insanlara oy vermiş ve beni temsil etsin demiş, belediye meclis üyesi seçmiş. Sen onur kırıcı bir hareket yapıyorsun. Biz susuyoruz. Bizim susmamız senin yaptığın yanlışlar karşısında korkumuz, çekindiğimiz vesairemiz değil. Susmamız gerektiği için susuyoruz. Bir gün Allah nasip ederse senin bu yaptıkların hesabını mutlaka ve mutlaka sana soracağız. Adını da diyemiyorum. Nasıl hitap edeceğimi de bilemiyorum. Bizim şeyde Kadirli'de kayınvekilim
Davar Hasan'la Tavuk Osman vardır. İkisi tavşan. Bunlar atlara binmiş, yukarı avşana geliyorlarmış. Davar Hasan demiş ki, emmoğlu demiş, oraya akrabaların yanına da varınca birbirimize demiş, lakabımızla konuşmayak demiş. Ya ne diyek demiş? A diye konuşak birbirimize demiş. Ya oğlum beni bilmem de sana A demeye benim vicdanım el vermez diyormuş. Ya sana başkan demeye vicdanım el vermiyor benim. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum, hiçbir yere çıkmıyorum. Toplantılara katılmıyorum, açılışlara katılmıyorum. Davetlere gitmiyorum. Ya otur. Biraz mütevazı ol. Hoşgörülü ol. İnsanları davet et. Beni de davet et. Ben de geleyim. Hiç önemli değil. Gönül al. Gönlümüzü al. Diğer partileri de çağır. Zaten 5 yıl anamız bellendi memlekette. 5 yıl kara bulutlar çöktü. Şimdi de sen geldin. Aynı kara bulutları devam ediyor. Bilgi gelmiş vekilim. Pilesa. Horuza demiş ki gel bir demiş, sabah namazı davet et demiş. O da demiş ki, arkada hoca yatıyor. Kaldır da hocayı, tamam kılak namazımızı demiş. Dilkarkı'ya varmış bu, koca bir kurt yatıyor orada. Depiklemiş kaçıyor. Nereye gidiyorsun Dilki kardeş diyormuş. Abdest tazelemeye gidiyorum diyormuş. Biri kendi abdest tazelemeye, inşallah darısı bu kapıda gelir kısa zamanda abdest tazelemeye. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.